24 yaşındaki kadın hasta halsizlik, adet düzensizliği, karında mor erguvani renkli geniş çatlaklar ile yüz, göğüs ön yüzü ve karın bölgesinde son bir aydır olan tüylenmede artış nedeniyle başvuruyor. Bakın buraya kadar hastada elimizde ne var? Adet düzensizliği olan, karında mor erguvani renkte çatlakları olan ve tüylenmesinde artış olan bir hasta var. Buraya kadar hasta sanki kuşik gibi. Devam edelim. Gecelik 1 mg dexametazon süpresyon testi sonrası sabah arasında alınan serum kortizol düzey 9.9 geliyor. Hastanın en az 2 farklı günde toplanan 24 saatlik idrarında serbest kortizol atılımının normal üst limitin 5 katı ve 8 katı yüksekliğinde olduğu izleniyor. Bu hastanın değerlendirilmesine sonraki aşama için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisi? Bakın evet bu vakada bize Cushing'i sormuş. Zaten hastayı değerlendiren hekim de kişide Cushing düşünmüş ve bu aşamadan sonra Kushing tarama testlerinden iki tanesini yapmış. Hangilerini yapmış? Bak 1 mg dexametazon süpresyon testi yapmış ve 24 saatlik idrar kortizolu bakmış. İşte bu iki test Cushing tarama testidir. Bunlara ek olarak tüklük kortizol testi de üçüncü bir tarama testidir. O zaman burada toparlayalım. Cushing düşünülen bir hastada yapılabilecek tarama testleri nelerdir? 1. 1 mg dexametazon süpresyon testi. 2. 24 saat idrar kortizolu bakmak. 3. Gece tüklük kortizolu bakmak. Bu üçü Cushing'de tarama testidir. Evet vakada da hiperkortizolemi düşünülen hastaya 2 tane tarama testi yapılmış ve bunlar da pozitif gelmiş. Bu aşamadan sonra aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır diyor. Peki o zaman ayrıcı tanı yapmak için şöyle düşünelim. Bu hastada Cushing'in sebepleri neler olabilir? 1. Santral olabilir. Yani hipofiz tümörü vardır. ACTH salgılayan bir adenom vardır. Buna bağlı kişi Cushing geliştirmiştir. 2. Kişinin adrenal bezinde bir tümör vardır. Karsinom vardır veya hiperplazi vardır. Buna bağlı hiperkortizolemi olmuştur. İşte bu aşamadan sonra yani hiperkortizolemi düşünülüp tarama testi pozitif gelen hastada acaba santral bir patolojiye mi bağlı? yoksa adrenal bir patolojiye mi bağlı Cushing var? Bunu anlayabilmek için yapmamız gereken plazma ASTH ölçümüdür. 5 yıldız. Neden? Çünkü eğer plazma ACTH düzeyi yüksek gelirse bu santral sebepli bir kuşinktir. Eğer plazma ACTH düzeyi düşük gelirse bu da adrenal kaynaklı bir kuşing olduğunu bize gösterir. Neden? Çünkü eğer adrenal kaynaklı bir kuşing ise yani adrenal bezdeki bir tümör, karsinom veya bir hiperplazi kortizol salgılıyorsa bu adrenal bezdeki kortizol ne yapacaktır? Hipofizden ACTH salgısını baskılayacaktır. O yüzden ACTH baskılanmış olacak. Oysa eğer hipofizde ACTH salgılayan bir tümör varsa bu ACTH'ın sürekli olarak adrenal bezi uyararak kortizol üretmesi beklenir. Buna da ACTH bağımlı Cushing adını veriyoruz. Bu yüzden acaba hangisi gelişti diye bu aşamadan sonra yapılması gereken plazma ACTH ölçümüdür. Hadi gel beraber tekrardan konuşalım. Bak Cushing düşünülen yani hiperkortizoleminin varlığından şüphe ediyorsak bu aşamadan sonra yapılması gereken tarama testidir. Hangi testler yapılabilir? 1 mg dexametazon Gece tükürük kortizolu veya 24 saat idrar kortizolu yapılabilir. Gece tükürük kortizolu tarama testleri içerisinde spesifitesi ve sensitivitesi en yüksek olan testtir. Bu test şöyle yapılır. Bakın bu kitin içerisinde pamuk benzeri bir madde vardır. Kişi gece 11 gibi onu ağzına alır, sakız gibi çiğner, çiğner, çiğner. Sabah da sana getirir. Sen de o pamuğun içerisindeki tükürük kortizoluna bakar. Bu hasta da bu şekilde tarama testi yapmış olursun. Bu testlerden en az iki tanesinin sonucu pozitif gelmeli ki bir sonraki aşamaya geçebilelim. Bizim vakamızda da dexametazon süpresyon testi ve 24 saatlik idrar kortizonu pozitif gelmişti. Evet bu aşamadan sonra yapılması gereken plazma ACTH bakmaktır. Baktığımız ACTH yüksek geliyorsa bu ACTH bağımlı kuşingtir. Baktığımız ACTH düşük geliyorsa o zaman da bu adrenal patolojiye bağlı gelişmiş bir kuşingtir. Gel burada algoritma üzerinden görelim. Bak kuşing şüphesi var. Tarama testini yaptım. Bunlardan en az 2 tanesi pozitif gelirse plazma ASTH bakarım. Baktığım plazma ASTH yüksek ise buna ASTH bağımlı kuşing. Eğer plazma ASTH düşük ise buna da ASTH bağımsız kuşing derim. Böyle bir durumda düşüneceğim şey adrenal bezde bir adenom, hiperplazi veya karsinomdur. İşte bunu ortaya koymak için... ASTH düşük gelen hiperkortizolemi hastasında bu aşamadan sonra adrenal bezi en iyi görüntüleyen adrenal BT çekelim. Bu algoritmada bizim konu kitabımızdan alınmış bir algoritma. İşte bu şekilde Cushing'e yaklaşmış oluyoruz. Peki madem bu kadar konuştuk o zaman gel ASTH bağımlı Cushing'de de ayrıcı tanıyı yapalım. ASTH bağımlı Cushing iki şekilde olabilir. Ya hipofizde bir adenom vardır veya ektopik ASTH salgısı vardır ki ektopik ASTH salgısının en sık sebebi küçük hücreli akciğer kanseridir. İşte ASTH bağımlı Cushing'in sebebi olan hipofizer adenom ve ektopik ACTH ayrıcı tanısında altın standart test inferior petrozal sinüs örneklemesidir. 5 yıldız. Peki bu test ne anlama gelir? Mantığı nedir? Gel beraber görelim. Hipofizde bir adenom var ve bu adenom ACTH üretiyorsa bu adenomun ürettiği ACTH direkt olarak inferior petrozal sinüse dökülür. Haliyle eğer sen inferior petrozal sinüsten bir kan alırsan ve eş zamanlı hastanın periferik kanından bir kan alırsan o zaman inferior petrozal sinüsteki ACTH düzeyi çok yüksek gelir, periferik kandaki ACTH düzeyi ise düşük gelir. Devam eğer akciğer kanserinin ürettiği bir ASTH salgısı söz konusuysa tümörün ürettiği ASTH direkt olarak periferik kana verilir. E böyle bir durumda senin inferior petrozal sinüsten alacağın ASTH nasıl gelir? ASTH düşük gelir. İşte inferior petrozal sinüsteki ASTH'ın periferik ASTH'a oranı artmış ise bu hipofizer adenom demektir. Eğer inferior petrozal sinüsten alınan kandaki ASTA'nın periferik kandan alınan ASTA'ya göre oranı azalmışsa bu da ektopik ASTH lehinedir. İşte bu bizim için inferior petrozal sinüs örneklemesi demektir. Bu da olayın patogenizi arkadaşlar. Testin yapılma mantığı. Gördüğünüz gibi çok basit. Adenom ürettiğini petrozal sinüse döktüğü için haliyle adenoma bağlı bir ACTH salgısı söz konusuysa petrozal sinüsteki ACTH da periferik kana göre yüksek gelecektir. Bu kadar basit aslında. Anlaştık? Hadi gel devam edelim.